Merhaba. Daha önce sizlere bir takım Diyanet'in Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsirini hediye etmiştim. Bir kişiye hediye ettik, çekilişe yaptık bunu yine Edebiya kanalından ve Kumru Haber isimli YouTube kullanıcısı kazandı. Ordu'nun Kumru ilçesinden bir emekli öğretmen Bekir Akkaya. Kendisini tebrik ediyoruz. İnşallah güzelce okur, yaşar ve anlatır. Şimdi elime bir takım daha hediye geldiğini söylemiştim. Bursa'dan bir arkadaşım gönderdi bunu. YouTube kanalından bir kişiye daha hediye edelim diye. Ve bu bir takımı daha sizlere hediye edeceğiz. Bu bir takımı kazanabilmek için ne yapmanız gerekiyor? Yine aynı şekilde kanala abone olmanız gerekiyor. Aboneyseniz önemli değil, yorum yazmanız gerekiyor. Abone olup yorum yazmanız gerekiyor. Yani aboneyseniz sadece yorum yazmanız yeterli. Bu videonun altına katıldım nokta herhangi bir şey yani sizin isminizin yorumda geçebileceği herhangi bir şey yazmanız yeterli olacak. Diyanet'in bu çok önemli tefsiri Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsirini daha önce bir videoda tanıttığımı söylemiştim daha önceki videolarda. Bu videoyu da muhakkak izlemenizi ben tavsiye ediyorum. Çünkü Diyanet'in Kur'an yolu tefsirini ben neden hediye ediyorum? İnsanlar hediye edilmesi için bana niçin gönderiyorlar? Neden bu tefsiri bu kadar önemli buluyorlar? Bunun izahını o videoda yapmıştım. O videonun linkini de yorum kısmına bırakacağım. Açıklama kısımlarında olacak. O videoyu mutlaka izlemenizi istiyorum. Şundan dolayı bu bir Kur'an açıklaması. Yani bizim hayatımızda Kur'an olmalı. Biz Kur'an'la yaşamalıyız. Vahiy bizim hayatımızı belirlemeli. Bizim ahlakımızı Kur'an ahlakı oluşturmalı. Aynı Hazreti Ayşe'ye sorulduğunda Resulün ahlakı nasıldı diye sorduğunda siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dı dediği gibi. Biz Kur'an'ı çok önemsiyoruz. Hayatımızda önemli bir yeri olması gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden de hani meal tartışmalarına falan hiç girmeden doğrudan şunu tavsiye ediyorum. Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri yani Diyanet'in hazırladığı bu 5 ciltlik tefsir okunabilir bir şeydir. Herkes tarafından anlaşılabilir bir şeydir. Bir mümin olarak yaşayıp bir mümin olarak ölmek istiyorsanız ya da bu iddianızda samimiyseniz en azından kitabınızı tanıdığınızı bari söyleyebilin. Yani bir iddia var ortada Müslüman olduğumuzu iddia ediyoruz fakat Kur'an'dan habersiz olarak ölüyoruz. Bunun ne kadar ayıp bir şey olduğunu, delilden yoksun olduğunu, ölüme kadar böyle kalıp kalamayacağımızı bilemeyeceğimizi görmüş olun bu tefsiri okumakla birlikte. Ve çok şey katacaktır, emin olun. Hayatınızı değiştirecek bir kitap olduğunu söylüyorum ben Kur'an-ı Kerim'in. Ki Kur'an daha ilk girişte Bakara suresinde içinde şüphe olmayan bir kitap olduğunu ve doğruya iletici bir kılavuz olduğunu kendisi zaten bize söyler. Evet, ben bu videoyu tekrar yani bu tefsir tanıtım videosunu tekrar tavsiye ediyorum izlemeniz için açıklama ve yorum kısmında olacak. Şimdi bir takım daha hediye ediyoruz. İkinci çekilişimiz bu. Birinci videoyla karıştırılmasın. Birinci çekiliş videosuyla. Çok basit yapmanız gereken şey abone olacaksınız Edebiye kanalına. Eğer bu videoyu Facebook'tan izliyorsanız Facebook'ta göremeyeceksiniz. Edebiya kanalına gideceksiniz YouTube'da ve o kanala abone olacaksınız. Abone ol butonu var zaten. Ve Facebook'taki bu videonun altına yorum yapmayacaksınız. YouTube'daki bu izlediğiniz videonun altına yorum yapacaksınız. Yani ben YouTube'daki yorumları toplayıp oradan çekiliş yapacağım. O yüzden bu videoyu Facebook'tan ya da Instagram'dan ya da başka bir mecradan izleyen varsa bu videoyu izledikten sonra YouTube Edebiya kanalına gelip bu videoyu bulsunlar, abone olsunlar ve kanala abone olduktan sonra da bu YouTube'daki bu videonun altına yorum yazsınlar. Katıldım diye. Sonrasında biz çekilişi yapacağız. Ne zaman çekiliş yapacağız peki? Hemen onu da söyleyeyim. 15 Ocak akşamında inşallah saat 20 gibi yine Edebiya kanalından canlı yayında çekiliş yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyelim şimdiden ve sonrasında biz bu hizmeti yapabildiğimiz için de kendimiz mutluyuz. Bize bu kitapları gönderip size hediye etmemizi sağlayanlardan da Allah razı olsun diyelim. Hayırlı günler diliyorum.